bakın efendim, genel görüntümüz tamamıyla buydu. Bu görüntü tamamen anılarda ve kitaplarda kalan bir görüntüdür. Hasan Keyif'te son durum. Söylemeden edemiyorum ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bunu anlatırken gerçekten içim acıyor. Düşünsenize, doğduğunuz yerin çöküşünü şöyle izliyorsunuz. Hasan Keyif ile ilgili bir şeyler okurken rastladım bu acı fotoğrafa. Çocuk ne kadar çaresiz izliyor olanları. Maalesef görevi yapmak değil yıkmak olan bir devlet kavramı var. Yazık, zehirlemeyin artık insanları. Yapmayın. Kime ne diyorsun gerçi? Üzülüyorum bu olanlara. Evlatlarımız güzelim topraklarda çile çekecekler. Ne kaderi varmış bu toprakların. Ne garip kaderi. Her gelen ayrı üzüyor bu toprakları. Tarih gidiyor ve haberi dahi yapılmıyor. İnsan üzülüyor, sadece üzülüyor. 50 yıl kadar süreceği söylenen bir barajdan bahsediyoruz halbuki. 12 bin yıllık tarihi yok etme pahasına baraj yapıyoruz. UNESCO tarih mirasında olan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Hasankeyf ilçesinin Nisan ayına kadar tamamen Ilısu baraj suyunun altında kalacağı ifade ediliyor. Ölmek üzere olan ilçeyi anlatmak zor tabi. Ama keşke bütün dünya gelip Hasankeyf'i görseydi. Belki o zaman yok olmasına izin vermezlerdi. Kimine göre gelecekte su savaşları çıkacağı söylenen bir dünya için bu yapılan şart, kimine göre baraj başka yerden götürülebilirdi. Kimine göre ise terörden korunmak için güvenli bölge yapma çabaları olduğu söyleniyor. Ama bence burası tarihi dokusuyla kalmalıydı. Tarihe zerre değer verilmeyen bir dönemdeyiz şu an. Az çok örneklerinde görüyorsunuz. Dipsiz göl gibi mesela. Buyurunuz, Hasankeyf halkı ne diyor bu duruma, bir de ona bakalım. Bakın efendim, genel görüntümüz tamamıyla buydu. Bu görüntü tamamen anılarda ve kitaplarda kalan bir görüntüdür. Kale yoluna giden yol. Üzülerek izliyoruz. İçimiz yanıyor. 21. yüzyılın utanç fotoğrafı diye sundum. Aslında bugün Suriye'deki savaş fotoğraflarına bakarsanız hiçbir farkı yok. İkisi arasında hiçbir farkı yok. Hepsi bir yıkım yani. Maalesef Hasankeyf son günlerini yaşıyor. Hepimiz üzülüyoruz. Hasankeyf halkı olarak. Benim ömrüm bu çarşıda geçti. Şimdi o da yok. Babam, ben, amcam, abilerim 60'lardan beri bu mesleği yapıyoruz. Hala da yapmaya devam edeceğiz. 5-6 gün sonra taşınacağız biz de buradan. Eskisi çok güzel, yenisi güzel değil. Sorunları bitmez yeni Hasankeyf. Sorunları çoktu. Biz 2-3 senedir bunun mücadelesini veriyoruz. Evet, biz baraj istemiyoruz. Ama madem baraj yapıyorsunuz, bu insanların mağduriyetini de gidermek zorundasınız. Çünkü bu insanlar isteyerek oraya taşınmıyor. Zoraki bir göçe tabi tutuluyor. Bu insanlar topraklarından, kültürlerinden yani koparılıyor. Evlerimiz sıkıntılı, yollarımız sıkıntılı, bildiğimiz yollar sıkıntılı. İş imkanı yok. Burada işi olup orada çalışmayan çok insan var mesela. Bu arkadaş bir ay öncesine kadar burada çay kahve satıyordu. Orada şu an ne yapsın? Evlerimiz niye hazır olmadı? Biz karşı tarafa gidiyoruz. Yeni Hasankeyf'te ticaret merkezi yapıldı. Hanlar yapıldı. Benim iki dükkanım olduğu halde bekar olduğum için bana hiçbir dükkan bir hak verilmedi.
iki iş yerinin gitmesi ve karşılığında bir yer verilmemesi, kiralık dahi verilmemesi, yani işler acısı bir şey yani. Nasıl diyebilirim ki, bu duygu tarif edilemez yani. Siz değerli misafirleri nasıl bir manzarayla karşılıyorduk? Bakın efendim, genel görüntümüz tamamıyla buydu. Çok çok üzüldük. Çok üzüldüm yani, böyle bir yerin, tarihi bir yerin sular altında kalmasına. İlk defa geliyorum. Bu etnik yapının, bu doğal yapının, bu güzelliğin, bu tarihi yerin yok olması, insanların her şeyden önce yaşam yerlerinin böyle boşaltılıp sular altında bırakılması çok üzücü. Yıkılmayan köprüleriyle kurban olayım Hasan Gefe. Çıktım baktım kalesine, 5000 mağara bir yana, saydım vadileri bir yana. Çocukluğum hayallerim içinde, gözlerim dolu gittiği içinde. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Ha bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Teşekkürler.